Odak dergisinden haftanın yorum. Haftanın yorumunda bir yıl önce yaşanan ve ne yazık ki hala devam eden deprem felaketi ve sosyalist hareket üzerinde yoğunlaşacağız. Hatay başta olmak üzere yurdun çeşitli yerlerinde önemli protesto gösterileri yaşandı. Hatay'da on binlerce depremzedenin yaptığı kitlesel gösteride hem Sağlık Bakanı Fahrettin Koca hem de başta Hatay Belediye Başkanı Lütfü Savaş olmak üzere CHP'liler yuhlandı. Muhalif ve hatta liberal medya depremin yıl dönümünde hükümetin halka verdiği sözleri nasıl tutmadığını gözler önüne serdi. Erdoğan'ın Hatay'da belediye hizmeti istiyorsanız oyunuzu iktidar partisine vereceksiniz anlamındaki sözleri depremde en büyük yıkımı yaşayan Hatay halkının ve kamuoyunun öfkesine yol açtı. AKP'ye oy vermemiş olan halk bu sözleri demek ki 7 gün boyunca bize kasten yardım göndermemişler diye yorumlandı. 3 gün boyunca Hatay'a hiç yardım gitmemişti. AKP kendisinden olmayan belediyeleri daha çok cezalandırdı. Fakat aslında sadece Hatay'a değil, kendisinde olan belediyelere de yardım göndermemişti. Hatay'ın belediyesi bile halka yardım edememişti. Hatay'ın belli bölgelerinde halkla dayanışma, esas olarak sol örgütler ve örgütsüz sol ve halktan insanlar tarafından yapıldı. Mevcut CHP yönetiminin Hatay'da çok büyük tepki toplayan Lütfü Savaş'a aday göstermesi, halkın duygu ve düşüncelerinin ve isteklerinin nasıl göz ardı edildiğinin örneklerinden biri oldu. Sosyalist sol deprem bölgelerinde halka yardım etmek için canla başla çalıştı. Fakat mevcut çalışmalar hem tek tek gruplarla sınırlıydı, hem de çalışmaların propaganda yanı çok fazlaydı. Asrın felaketine dönüşen deprem, Türkiye'de ve yurt dışında halkta asrın dayanışmacı duyarlılığını ortaya çıkarmışken, devrimci örgütler bu duyarlılığı ülke çapında bir seferberliğe götürecek yerde kendilerini grupsal çabalarla sınırladılar. Grupsal çabalar ağırlıkla grup propagandası ve grubunun örgütlenmesiyle iç içe geçmişti. Bu yüzden bir ülkenin tarihinde çok ender görülebilecek muazzam halk duyarlılığı, yetkilileri etkili önlemler almaya mecbur edecek ülke çapında bir halk seferberliğine dönüştürülemedi. Solun bütünü olarak davranarak halk bilincinin ve örgütlenmesinin geliştirilmesi yaklaşımı ne yazık ki sosyalist örgütlerin dar bakışı nedeniyle dışlanmaktadır. Dünyayı değiştirmek iddiasındaki örgütler, dünyaya içine girdikleri kuyulardan bakmaktadırlar. Hatay halkı sosyalist örgütlerin gayretlerini takdir ettiği için milletvekilliği seçimlerinde tipten milletvekili adayı gösterilen Can Atalay'ı seçti. Öyle görünüyor ki tip halkın bu duyarlılığını yanlış yorumladı. Biz halkın bu tercihini tipe oy veren halkın Türkiye solunu CHP ve HDP'ye tercih etmesine yorumladık. Halk bağımsız bir sosyalist sol istiyor. Bunu gerçekleştirilmesi için solu birlikte davranış içinde görmek istiyor. Ancak ayrı ayrı örgütler ve şahıslar ise halkın bu özlemine uygun, koordineli davranarak halk muhalefetini geliştirmek yerine küçük fırsatlara yoğunlaşarak kendi grubunu geliştirmeyi seçiyor. Grup davranışı ya da bireyci davranışlar temelindeki solculuğu küçük hesaplar görmek gerekiyor. Bu tutum sosyalist hareketi ve halk muhalefetini geliştirmiyor, tam tersi geriletiyor. Deprem dayanışması sürecinde Türkiye solunun birlikte davranamayışı, asrın felaketi karşısında asrın dayanışmasını ortaya koyacak halk seferberliği olanağını ortadan kaldırmakla kalmadı. Sol örgütler en çok sempati yarattıkları Hatay Defne'de bile bir araya gelmeyi başaramayarak halkın bir kez daha düzen partilerine mahkum olmasına yol açtılar. Bir kısım sosyalist güçler ise ne yazık ki hem diğer sosyalist örgütlere karşı küçümseyici tutumda yer alıyor, hem de ısrarla kendi kendisine zarar veren şaşırtıcı bir eylem çizgisi izliyor. Büyük deprem felaketinin yıl dönümü 6 Şubat'ta Çağlayan Adliyesi'nde polis noktasına yapılan saldırıda saldırıyı gerçekleştiren iki kişinin ve bir sivil insanın hayatını kaybetmesi sol çevrelerde derin üzüntü ve şaşkınlık yarattı. İktidar eylemi istismar ederek gündem saptırdı.
Devrimci isyan duygusu ve mücadele azmi anlatıldığında halkın anlayacağı doğrultuda seferber edilmelidir. Türkiye'deki mevcut güçler ilişkisi ve halkın durumu bu tür eylemlerin başarı sağlamasına uygun değildir. Burada yanlış gördüğümüz diğer eylemleri saymak istemiyoruz. Türkiye solunun bilinçsizce kendi kendisini tüketen bir görünüme düşmesi, hem devrimci niyetlerle mücadele eden fedakar devrimcilere hem de Türkiye solunun bütününe zarar vermektedir. Egemen güçler ne denli baskıcı ve ne denli zor olursa olsun, eğer sağlam bir sol varsa egemen güçleri dizginleyecek mücadele ve umut da vardır. Aksi halde umutsuzluk ve faşizm gelişecektir. ABD'de bile durum böyledir. Biden'ın yaptıklarından yılmış fakat sol bir alternatif göremeyen milyonlarca insan çareyi Trump gibi bir faşisti aramaktadır. Almanya'da sistemin ve SPD, Yeşiller ve Sol Parti gibi sahte solun fakirleştirdiği halk faşistlerde umudu aramaktadır. Sağra hareketi gibi onlardan biraz daha tutarlı görünen bir alternatifle karşılaştıklarında Alman Faşist Partisi'nin oyları düştü. Türkiye'de tutarlı bir sol gelişmediği sürece halk burjuva partilerine, dinciliğe, milliyetçiliğe, umutsuzluğa ve yozlaşmaya mahkum olacaktır. Deprem konusuna dönerek bağlayacak olursak, depremler ülkesi Türkiye'de iktidarların ihaneti yüzünden depremler felaketlerle sonuçlanıyor. Grupçu ve bireyci saplantılar nedeniyle güç birliği yapamayan sosyalistler ise depremlerin felakete dönüşmesini önleyecek tarihsel fırsatlar önlerine geldiği halde birlikte davranarak halk seferberliğini geliştirmek yerine grupsal kazanımlarla uğraşıyorlar. Bu aymazlık halkın egemen güçlere teslim edilmesine ve her seferinde kaybetmesine yol açıyor. Devrimciler farklı örgütlerde olabilirler, fakat birlikte davranmaya mecburdurlar.